Çarşı ve mahalle bekçileri, asayişin sağlanmasında genel kolluğa yardımcı silahlı bir kuruluştur. Tarihimizde önemli bir yeri olan bu köklü yapı, günümüzde yeni kanunlara ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmiştir. Bekçilik ilk kez 1914'te yasalaşmış, 1966'daki Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile il özel idaresine bağlı yerel bir yardımcı kolluk gücü statüsü almıştır. 1976 yılında yapılan değişiklikle teşkilat, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aktarılmış, 2008 yılında ise Yardımcı Hizmetler Sınıfından Emniyet Hizmetleri Sınıfına geçişleri gerçekleştirilmiştir. Farklı kanun değişiklikleri ve çeşitli sebeplerle bir dönem etkinlikleri azalan bekçiliğe, 1995 ve 2016 yılları arasında alım yapılmamıştır. Günümüz güvenlik ihtiyaçlarının değişmesi nedeniyle bekçiliğin canlandırılması gerekliliği gündeme gelmiştir. Bu nedenle 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bekçiliği tarihsel çizgisinden koparmadan kolluk kuvvetlerimize destek amaçlı yeniden yapılandırma çalışmalarına başlanmıştır. Hali hazırda 1995 öncesi bekçi olan 1586 kişi ile toplam 21.292 fiilen görev yapan bekçimiz mevcuttur. 8.242'sinin ise göreve başlama işlemleri devam etmektedir. Bekçilerin alımları yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlü olmak üzere 3 aşamalı sınavla yapılmaktadır. Polis Akademisi Başkanlığı'nda 3 ay boyunca eğitim alan bekçi adayları göreve başlamadan önce 2 aylık uygulamalı eğitimden geçirilmektedir. Bekçilerimizin %61'i lise, %16'sı yüksekokul, %20'si ise üniversite mezunudur. Uygulamanın canlandırılması sonrası asayiş olaylarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin sadece evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama ülke genelinde 282'den 151'e düşmüş, İstanbul'da 80'den 35'e, Ankara'da 31'den 4'e, İzmir'de ise 21'den 6'ya indiği görülmüştür. Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevlerinin yeni düzenlemelerle günümüz şartlarına uyarlanması sağlanmıştır. Polise verilen önleme araması, denetim yapma, istihbarat toplama, adli arama, olay yeri inceleme yapma ve bilgi alma gibi yetkiler çarşı ve mahalle bekçilerine verilmemiştir. Görev alanları, halka yardım görevi, önleyici ve koruyucu görev ve yetkiler, adli görev ve yetkiler olmak üzere 3 başlıkta düzenlenmiştir. Çarşı ve mahalle bekçilerine verilen durdurmak ve kimlik sormak, suçüstü halinde şüphelileri yakalamak gibi yetkiler, suçla mücadelenin vazgeçilmez unsurudur. Bekçilerin taban aylıkları, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer memurlarla aynıdır. Bekar, lise mezunu bir bekçimizin maaşı 4.527 liradır.